Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi neredeyim? Ormandayım, Uludağ ormanlarındayım. Sizin için ormanlarda bile video çekiyorum arkadaşlar, görüyorsunuz. Şöyle biraz manzara da göstereyim. Bugün size buraya gelmişken ne anlatalım? Mikro albümin testini anlatalım arkadaşlar. Mikro albümin testi çok sık istenen bir test, biliyorsunuz. Bu test kimde istenir? Yüksekliği ne demektir? Biraz bundan bahsedeyim. Biraz da yağmur yağıyor bu arada. İnşallah fazla bastırmaz. Şimdi arkadaşlar, mikro albümin şu, biliyorsunuz kanımızda albümin denen bir protein var. Bu protein böbreklerden biraz atılır, sonra geri emilir. Böbrek hastalıklarında bu emilen kısım ne olur? Azalır ve idrara daha çok albümin çıkar. Şimdi mikro albümin dediğimizde bu albüminin çok az çıkmasını diyoruz. Bu çok az çıkan albüminin saptayan testlere mikro albümin testi diyoruz. Aslında burada yine albümin bakılıyor. Yani mikro albüm dediğim şey albümin. Ama çok az olan o albümini ölçmek için mikro albümin denen kitler geliştirilmiş. O az miktardaki albümin ne oluyor? Saptanıyor. Şimdi bunun tanıdaki faydası ne? Yani bu testte niye isteniyor? Bu özellikle diyabet hastalarında isteniyor arkadaşlar. Şeker hastalarında böbrek fonksiyonları malum yavaş yavaş bozuluyor. İşte bu mikroalbümin saptanırsa veya işte albümin saptanırsa böbrek fonksiyonları yavaş yavaş bozulmuş denebiliyor. Şimdi mikroalbümin idrarda yaklaşık 30 mg ve üzeri albümin çıkması demek. 30 ile 300 mg arası albümin çıkarsa buna mikroalbümin diyoruz. 300 de geçerse albümin diyoruz. Albümin ürü diyoruz. Şimdi mikroalbümin pozitif çıktı. Bu niye görülür? Birincisi tabii ki diyabette görülür. Diyabetik nefropati, diyabete bağlı böbrek hastalarında görülür. Onun dışında niye görülür arkadaşlar? Kalp hastalıklarında görülür. Yüksek tansiyonda, gebelikte preeklampsi geçiren gebelerde görülür. Ve bir takım çok ağır egzersizlerde görülebilir geçici olarak. Ama asıl görüldüğü durumlar nedir? Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, diyabet ve böbreğe tutan hastalıklar, böbrek hastalıkları, özellikle glomerülonefrit tipi böbrek hastalıkları arkadaşlar. Bu gibi durumlarda mikroalbümin çıkar. Mikroalbümin çıkması da istenmez ama bu çıkarsa da böbrek fonksiyonları araştırılır. Mikroalbümin çıkmasa bile yine diyabet hastalarında ne yaparlar? Arada böbrek fonksiyonları bozuluyor mu diye bu testi isterler. Dediğim gibi 30 ile 300 mg arası mikroalbümin diyoruz. 300'ü geçerse albüminür zaten. İdrarda ne kadar protein varsa arkadaşlar böbrek fonksiyonları o kadar bozulmuş demektir. Onun için mikroalbümin çıkması istenmez. Evet, bu test böyle arkadaşlar. Bunda bu güzel manzarada öğrenmiş olduğunuz, size biraz böyle yağmurlu, kasvetli bir Uludağ akşamında Uludağ manzarası da baş başa bırakayım. Bir sonraki videoda arkadaşlar görüşürüz. Sorunuz varsa yine videonun altından sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Bakın. Harika bir manzara. Biraz da sis var. Evet. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.